Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün yine benim tarifim, benim tarzım diyebileceğim enfes bir meyveli kekle karşınızdayım. Şimdi 200-250 gram kadar çileği öncelikle yıkadım. Güzelce doğradım ufak ufak. Bir yumurta kullanıyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker. Yani yarım çay bardağı. Onu güzelce yumurta ile birlikte çırpıyorum. Şöyle bir şeker erisin azıcık. Çırpalım güzelce. Yarım çay bardağı soda koydum. Gördüğünüz gibi soda köpürtücü özelliğini burada da kullandı. Ve yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım. Dokusunu çok farklı kılan büyük ihtimalle bu soda oldu. Bir su bardağı un kullandım. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya. Bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik e, su bardağı. Onu böyle tepeleme doldurdum ben bir su bardağını. Şimdi güzelce çırpıyorum. Hafif yoğun bir kıvamda olacak. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da tarçın ilave etmek istiyorum. Yakışır çünkü pasta gibi bir şey olacak bu. Çok yumuşacık çilekli bir lezzet olacak bolca 200-250 gram kadar doğradığım çileği de ilave ediyorum harcıma. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce birbirine bir halleştirelim, karıştıralım malzememizi. Şimdi 24 santim tava kullandım ben. Şöyle ölçüyorum, üçgen üçgen katladım kağıdımı. Ayarlıyorum. İçine şöyle bir yağlı kağıt koyacağım. Şimdi ben genelde e, tavada yaptığım tatlı kekleri çevirmiyorum. Çünkü üstü kuruduğu zaman mutlaka kekin her tarafı pişmiş oluyor. Ters çevirerek sunum yapıyorum tatlı olanlarda. Kanalımda çok var benim. Ben senelerdir tava kekleri yaparım. Benim için yeni bir şey değil bu. Ama dokuyu zaten önden planlayarak tarifi oluşturduğum için ters çevirmem ve biraz daha pişirmem gerektiğini tahmin ettim. Şimdi gördüğünüz gibi. Bu nefis harcı karışımı yağlı kağıdın üzerine boşaltıyorum. Hem tavanın altını yağladım hem de kağıdın üzerine yağladım. Çok rahat dönsün diye. Güzelce şöyle yerleştiriyorum, düzeltiyorum. Ve şu 50-100 gram daha elinizde ne kadar çilek varsa onunla süsleyebilirsiniz. İçinde bol var. Hiç de gerek yok. Nasıl isterseniz. Ama tabi ben video çektiğim için farklı bir görsellik de olsun istedim. Yoksa zaten içi çilek dolu. Ama güzel oldu böyle de dizince. Hatta denediğinizde şu safhada lütfen fotoğraf çekin. Bana Instagram'dan yine huzurlu alt mutfak Instagram sayfamdan atın bence. Ocağın en küçük gözünü yaktım gördüğünüz gibi. İyice de kıstım ve üzerine bazı tavalar incedir. Onu size hatırlatmak için birkaç kat alüminyum folyo koydum ve kapağını kapatıyorum. Böyle 5-10 dakika aralıkla kapağın nemini bir alın lütfen. Daha çok ıslanmasın kekimiz. Ortalama yarım saatte altı gayet güzel kızardı. Bakın bu esnada bir aldım ben nemini. Çünkü çok çok ıslanırsa bir türlü pişmez. Ondan sonra kurudu yarım saat sonra gördüğünüz gibi. Diğer keklerim gibi olsa ben bunu direkt ters çevirir ve sunardım. Ama demin de açıkladığım gibi bu daha farklı böyle koyu bir puding kıvamında daha da güzel pişsin istedim açıkçası. Şu gördüğünüz güzel doku işte e, sodadan kaynaklanan bir doku. Ve pişerken de e, meyvenin yani çileklerin böyle şekeri çok güzel köpürüyordu kabarcıklar oluşturuyordu. Bakın. Böyle her an dağılacakmış gibi yumuşacık bir dokusu var. Tahmin ediyorum şimdiye kadar hiç böyle bir kek yapmamışsınızdır. Ben de bu kadar bol çilekli, az unlu ve sodalı keki ilk kez yaptım. Tavada çok yaptık ama bu gerçekten farklı bir birleşim oldu. Akşam üstü böyle çilekleri gördüm. Acaba ne yapsam da benimki farklı olsa diye düşündüm. Sonuç çok güzel. İnşallah siz de denersiniz. Buraya da lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın denediğinizde. İnşallah da yaptığınız zaman siz de çok beğeneceksiniz. Küçücük çocukların bile rahatlıkla yiyebileceği yumuşaklıkta bir kek. Hatta çok düşündüm. Yani buna puding mi desem, e, pasta mı desem diye. Kekten daha farklı bir şey çünkü. Şimdi içini görelim bakın Bu güzel e, sulu ve nemli dokuyu tabii ki çileğin bolluğu sağladı Bir de unun az olması Aslında diyet yapan arkadaşlarım için de ya da şeker fazla yemek istemeyenler için de çok uygun bir kek e, 3 kaşık zaten yarım çay bardağı ve 24 cm Bir kek bu yani 8-10 dilime bölünebilecek bir kek Ondan dolayı iç rahatlığıyla yapabilirsiniz. Un olarak her zaman söylediğim gibi benim tariflerimin çoğunda bu tarz olanların özellikle yulaf unu, glutensiz un, arzu ettiğiniz her çeşit nohut unu vesaire kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı güzellikte yine elde edersiniz. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu an ben seslendirirken de gerçekten güzel bir görüntü görüyorum bol bol çilekli, mis kokulu bir kek oldu. Bütün ev çilek koktu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini de tıklamayı yani açmayı unutmayın. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.